Bilgi öküzlerinden herkese merhaba. Bugün sizlerle farklı ölüm türlerine insan bedeni ve zihni nasıl tepki verir bunu inceleyeceğiz. Bildiğiniz gibi ölümün bin bir türlü çeşidi vardır. Bunlardan bazıları kişiye uzun bir süreçte yoğun acılar yaşatırken bazıları görece daha rahat ve ani bir ölüme yol açmaktadır. Ölümlerin en acısı hakkında varılmış bir ortak kanı bulunmamaktadır. Peki ölümün bu farklı türlerinde insan bedeni ve zihnine neler olmaktadır? Cinsel birleşme sırasında ölmek. Cinsel birleşme sırasında sarf edilen efor sebebiyle gerçekleşen ölümlerin çoğu acı vericidir. Kalp krizi, emboli, anevrizma gibi durumların yanı sıra bulantı ve halüsinasyon gibi etkiler de bu tip ölümlerde görülmektedir. Kalp damar hastasıysanız eşinizle cinsel ilişki kurmanın kalbe getireceği yük, 10 dakika düz yolda yürüdükten sonra dinlenmeden 22 basamaklı merdiven çıkmanın kalbe getireceği yüke yakındır. Kimileri bu yükü 2 kat merdiveni dinlenmeden çıkmak olarak tanımlamaktadır. Dolayısıyla bu aktivite düzeyini hiçbir şikayet olmadan yapabilen kalp hastalarının cinsel yaşamlarını da rahatlıkla sürdürebilecekleri söylenebilir. Öte yandan seks sırasında ölmenin en az acı veren şekli ani kalp durmasıdır. Ani ölümlerin ise sadece %0,6'sı cinsel ilişki sırasında gelişmektedir. Ölüm veya kalp kriziyle sonlanan cinsel ilişki vakaları incelendiğinde çoğunlukla erkeklerin hayatını kaybettiği, bu vakaların otel odalarında gerçekleştiği, ilişkinin evlilik dışı olduğu ve yemek ile alkol sonrası yapıldığı tespit edilmiştir. Hipotermi nedeniyle ölmek. Hipotermi vücut sıcaklığının düşmesi anlamına gelmektedir ve bazı uç durumlarda ölüme sebep olabilmektedir. Bu ölüm biçimi kimilerine göre yalnızca titreme ve derinin uyuşması gibi etkileri değil, bir mutluluk hissini de barındırmaktadır. Öyle ki donmakta olan kişi kurtarılmayı istememekte, donarak ölmeye terk edilmeyi tercih etmektedir. Soğukta kalınan birkaç saatin ardından vücut fonksiyonları yavaş yavaş durmakta ve kişi halüsinasyon görmeye başlamaktadır. Kimi durumlarda donmakta olan kişi aşırı sıcaktan bunaldığını düşünüp giysilerini bile çıkarmaya başlayabilir. Vücut ısısı 33 derecenin altına düştüğünde ise kişi bilincini kaybetmeye başlar ve artık etrafında neyin olup bittiğini anlayamayacak duruma gelir. 31 derecede vücudun titremesi durur ve 30 derecede beyin fonksiyonları kişinin annesini bile tanıyamayacağı şekilde kaybolur. Kişi tam da bu noktada giysilerini çıkaracak ve kendisini karın altına gömecek kafaya ulaşabilir. Ölüm ise genellikle vücut sıcaklığı 21 dereceye kadar düştüğünde gerçekleşir ve bu noktaya ulaşmak çoğu zaman saatler almaktadır. Boğularak ölmek. Boğulma sırasında vücut akciğerlerin suyla dolmaması için gereken her türlü önlemi almaktadır. Kandaki oksijen seviyesi bedenin kaldıramayacağı kadar azaldığında ise kişi bilincini kaybetmeye başlar ve sonunda su solumak durumunda kalır. Boğulmamak için mücadele ederken sık sık nefes alınması sonucunda kanda alkoloz oluşmasıyla hafif bir sarhoşluk hali oluşur. Bu sarhoşluk hali yaşama mücadelesini bırakma isteğini oluşturur. Su tatlı su ise ciğerin anında parçalanması gerçekleşir ve sonsuz mutluluğun yerleştiği tebessüm ile kişi bu dünyayı terk eder. Su tuzlu ise bayılma gerçekleşir ve bu esnada türlü türlü rüyalar görülebilir. Boğularak ölen insanların %10'u boğazlarında oluşan spazm nedeniyle su daha ciğerlerine ulaşmadan hayatını kaybetmektedir. Geri kalan %90 ise bilincini tamamen kaybedene dek su solumaya devam etmektedir. Başı kesilerek ölmek. Başın kesilmesi en acısız ve en hızlı ölüm şeklidir. Olay saniyenin %1'inde olup biter ve kişinin ölümden dönme, yaralanma ihtimali kesinlikle yoktur. Dünyada 1977 yılından beri tüm ülkelerde yasak olan bu idam biçiminin yerini bugün elektrikle ya da enjeksiyonla idam almıştır. Uykuda ölmek. Uykuda ölmek zannedildiği gibi çok sık rastlanan bir durum değildir. Çok ağır ilaçların etkisi altında olan ve tepki veremeyen kanser hastaları bile ölüm sırasında az çok bilinçli durumdadır. Bunun yanında kalp krizi gibi daha ani gelişen durumlarda da uykunuzdan uyanmamanız pek olası değildir. Kısacası uyku sırasında huzurlu bir biçimde yaşama veda etti şeklinde karşımıza çıkan ölüm ilanlarının gerçek olması pek muhtemel değildir. Uyku apnesi, felç ya da anevrizma gibi durumlar ender de olsa uykuda ölüme sebep olabilmektedir. Bunun yanında uykuda ölümün en hızlı ve en sık rastlanan biçimi ani kalp durmasıdır. Yanarak ölmek. Çoğumuz ufak çaplı da olsa bir yanık tecrübesi yaşamışızdır. Bu acının vücudun tamamını kaplaması ve bu acıyı hissederek hayata veda etmek düşüncesi de bu yüzden insanın uykularını kaçırmaktadır. Eğer ateş harlıysa yükselen kuvvetli alevin ihtiva ettiği karbon monoksit gazı alevler bedenini sarmadan kişiyi boğarak öldürür. Geriye kalanlar yanıp kül olurken kişi çoktan ölmüş olur. Ama eğer ateş ağırsa önce vücut alev alır, bedenin her noktası yanar ve hayatta kalmaya yetecek kadar kan kaybedildiğinde kişi ölmüş olur. Hayati fonksiyonlarını devam ettirecek kadar kana sahip olduğu sürece ölmez ve bedeni yanıp kavrulurken her şeyi hisseder. Kısacası yanan bir mumun alevini avucunuzu yaklaştırdığınızda ya da uzun süre yanan çakmağa metalle dokunduğunuzda hissettiklerinizin binlerce katı vücudunuzun her noktasına etki eder. İşte yanarak ölmek tam olarak böyle bir şeydir. Bilgi öküzleri olarak bugün size anlatacaklarımız bu kadardı. Video ile ilgili düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha sonraki içeriklerimizden haberdar olmak için abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.